Fibromiyalji otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalık derken vücudumuzun bağışıklık sistemiyle zafiyeti ve savaşmasıyla alakalı hastalıklar grubundadır. Tıpkı romatizmal hastalıklar dediğimiz eklem romatizması, MS, Hashimoto tiroidi gibi rahatsızlıklar sınıfında olan bir rahatsızlıktır fibromiyalji. Tüm vücudumuzda farklı farklı yerlerde sürekli ağrıyla, gezici ağrıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Maalesef bu hastalar biraz şanssız hastalardır. Çünkü ağrılar gezici olduğu için de çok fazla etrafına da inandıramazlar. Sürekli ağrısı olan, geçmeyen ağrıları olan, sanki psikolojikmiş gibi düşünülen hastalar grubudur maalesef. Bu hastaların tedavisinde hem otoimmün kurallar, yani bağışıklık sistemi rahatlatacak, desteklenecek tedavi şekilleri uygulanması lazım. Hem de psikolojik açıdan desteklenmesi lazım bu hastaların. Burada kastettiğim aslında direkt sinir sistemi için bir antidepresan vermek değil. Yenilikçi yaklaşımlara bakarsak, yenilikçi yaklaşımlarda sinir sistemini desteklemek için biz aslında artık bağırsakları tedavi ediyoruz. Beslenmesini tedavi ediyoruz hastanın ve ona uygun özel beslenme planı uyguluyoruz. Neden? Çünkü sinir sistemimizi, emosyonel durumumuzu, limbik sistemimiz dediğimiz duygu durum merkezimizi etkileyen nörotransmitter dediğimiz maddelerin birçoğu bağırsaklarımızda üretiliyor. Özellikle serotonin bağırsaklarımızda üretiliyor. Dopamin %50'si bağırsaklarımızda üretiliyor. Dolayısıyla biz bağırsaklarımıza tedavi ettiğimizde bu hastalar da aslında bir anlamda rahatlıyorlar. Aynı zamanda vücuda giren, otoimmün cevap veren gıdaların ve gıda artıklarında bu sayede durdurulması mümkün olabiliyor.